Bilgisayacı kanalımdan herkese sevgiler dostlar. Bir süredir yoktuk, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz Google Studio ile yapabileceklerinizle alakalı. Bildiğiniz gibi yenilerde çıkardıkları Google Veo 3 ile büyük bir yenilik getirmişlerdi. Yapay zeka ile videolar yapabiliyorduk, onun diğerlerinden farkı sesle entegre yapmasının yanında çok gerçekçi sahnelerde oluşturabiliyordu. İsterseniz bu konu üzerine de video çekebiliriz, bunu yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Ancak bizim konumuz tamamıyla resim oluşturma ve düzenleme üzerine olacak. Google'da sansürsüz resimler oluşturamaz ve düzenleyemezsiniz. Yani etik kurallar önemli. Ama eğer isterseniz sansürsüz resimlerde oluşturulan ve herkesin bilmediği siteleri de anlatabilirim. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi konumuza geçelim. Google'ın iki tane resim stüdyosu bulunuyor. Ben ikisini de kullanıyorum. Şimdi ilkiyle başlayalım. Ayrıca tüm linkleri yorumlarda sabitleyeceğim. Direkt oradan girebilirsiniz. Bu muazzam sitenin diğerlerinden farkı tamamen Türkçe dil ve prompt kullanabiliyor olmamız, hiçbir ücret almaması, sınırsız olmasıdır. Arama çubuğuna gelerek buraya google.studio yazın. İlk çıkan siteye tıklayın. Bilmeyenler için tamamen Google'ın resmi uzantısıdır. Burada 4 farklı seçenek göreceksiniz. Biz tamamen Nano Banana üzerinden resim yükleyerek düzenlemeler yapacağız. Daha sonra aynı resmin farklı varyasyonlarını da birlikte yapacağız. Ayrıca bilmeyenler için sol panele gelerek buradan inşa etmek seçeneğine tıkladığınızda işinize yarayabilecek onlarca daha eklenti göreceksiniz. Örnek olarak bu eklentiyle küçük bir resminizi büyütebilir, bununla da resminiz üzerinde istediğiniz değişim ve rötuşları yapabilirsiniz. Bunun dışındaki seçenekleri isterseniz tek tek inceleyebilirsiniz. Ben videomun fazla uzamaması için ana konumu hemen anlatmak istiyorum. Resim seçeneği ile zaten yapay zeka resimleri oluşturabiliyoruz. Kısmen yavaş oluştursa da bu gördüğünüz resimleri video öncesinde sizin için yaptım. En çok kullanacağımız kısma gelirsek Nano Banana girelim. Burası resimlerimiz üzerinde istediğimiz değişimi yapacağımız stüdyodur dostlar. Bir resim üzerinden basit örnekler yaparak videomuzu noktalamak istiyorum. Şimdi uygulamanın ne kadar iyi olduğunu müsaadenizle uygulamalı olarak göstereyim. Bu stüdyo aynı zamanda Google'ın yapay zekası Gemini'nin özel uzantısıdır. Yabancı kanalımda kullandığım bir kadın avatar resmini yükleyeceğim. Sizinle birlikte avatarımıza farklı elbiseler giydireceğiz. Daha sonra aynı resmin birbirinden farklı varyasyonlarını yapacağız. Son olarak resimdeki karaktere istediğimiz aksesuarlar ekleyeceğiz. Sadece bilgisayar değil, telefonlarınızdan da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Hemen aşağıdan artı simgesine tıklayalım. Burada isterseniz kameranızla çekip kendi resminizi düzenleyebilirsiniz biz. Dosya yükleme seçeneğini seçiyoruz. Bahsettiğim kadın karakteri buraya yüklüyorum. Dediğim gibi aklınıza gelen her değişimi yapabiliyoruz. Şimdi ben arka planı değiştirmenin yanında elbisenin farklı ve daha çekici olmasını isteyeceğim. Arka plandaki mat ve sıkıcı görünümü değiştir. Ayrıca kadının elbisesi renk olarak kırmızı değil beyaz olsun ve üzerine çiçek işlemeli desenler olsun diyerek onaylıyorum. Sizin için hızlandırdım ve sonucu görüyor musunuz? Diğer siteler resmimizin bütünlüğünü bozarken. Burada sadece istediğim şeyler değişerek kadında herhangi bir deforme ve bozulma olmadı. Ben istersem bu resmi daha çekici hale getirebilir, örneğin alt kısmı kısa etek modelinde yaptırabilir ya da abartılı makyaj gibi eklemeler yapabilirim, bu tamamen size kalmış. Şimdi hem şaşırıp hem de daha çok hoşunuza gidecek olan diğer örnekle devam ediyorum. Buraya bu kez daha uzun bir prompt yazıyorum. Bu kadın avatar resminin farklı varyasyonları için 3 adet farklı resim istiyorum yazacağım. Dostlarım hem bu şekilde yazar hem de tek tek açıklarsanız size 3 tane farklı resim yapacaktır. Şimdi tek tek yazalım. Birinci resim. Oturuyor ve kameraya karşı konuşma yapıyor. İkinci resim. Arka plan ev ortamı ve üstündeki elbise daha çekici, alt kısmı daha kısa olsun. Üçüncü ve son resim. Bir YouTuber gibi yayın sırasında olsun diyorum. Yine sizin için hızlandırıyorum. İşte muazzam sonuçlar. Birinci resim tam istediğim gibi olmuş ve konuşma yapıyor. Mesela bunu alıp dudak senkronizasyonu yaparak bildiğiniz konuşan avatar yapabilirsiniz. Hatta isterseniz bununla ilgili de eğitim videosu çekebilirim, isteyenler yorumlarda bana bildirsin. Ayrıca faydalı bulduysanız ve emeklerim için beğenirseniz, hele bir de abone olursanız çok hoş olur ve sevinirim dostlarım. İkinci resmi arka plan ev ortamı.
ve kadının daha çekici olmasını istemiştim sonucu görüyor musunuz? Özellikle yapay zeka sitelerindeki fazladan parmak yapma deforme olmuş eller gibi saçmalıklar burada yok. Son resim YouTuber gibi yayın sırasında olsun demiştim ve sonuç ortada. Bunu siz kendi hayalinizce çok daha güzel yapabilirsiniz. Videomun başında bahsettim, yine Google uzantısı olan ikinci stüdyomuza gelelim. Bu kez buraya Google Studio değil, gemini.google.com yazıyorsunuz ya da isterseniz aşağıdan link ile direkt girebilirsiniz. Az öncekine benzer ama farklı bir stüdyo. Buradan yeni sohbet diyerek, isterseniz ChatGPT gibi sohbet edin, isterseniz de yine artı simgesinden resim yükleyin ve buradan Imagen ile resim üret seçeneğini açın. Resim yüklemeniz şart değil, yazarak öylesine resimler de oluşturabilirsiniz, tamamen size bağlı. Dostlarım, son olarak İngilizcem iyi olduğu için yabancı YouTuberlar ve uygulama geliştiricileri ile devamlı iletişimdeyim. Yani yapay zeka üzerine güncel haberler ve siteleri herkesten önce öğrenip kullanıyorum. Çok güzel ve işinize çok yarayacak efsane projelerim var. İçinizden gelirse takip edin ve birlikte kendimizi geliştirelim diyerek müsaadenizle videomu burada noktalıyorum. Bu videoda ilginizi çekebilir. Bilgi Sayacı kanalı, yazılım ve uygulama geliştirme uzmanı Serdar Gönen.